Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte küçük mumlarımızı birleştirip daha büyük bir mum haline getireceğiz. Ya da kullanmış olduğumuz mumları, parça parça olan bu mumları birleştireceğiz. Bize bunu ilkokulda öğretmişlerdi. Bunun için şöyle bir tane sıcak su koyun. Sıcak suyun içerisine de bir cezveyi koyun. Ve daha sonra küçük mumlarınızı, şöyle küçük küçük ya da bu şekilde daha önce kullanmış olduğumuz mumları içerisine atıyoruz ve benmari usulü tıpkı bunların erimesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş, şöyle göstereyim, erimeye başladı. Bunlar iyice eriyene kadar bekliyoruz. Daha sonra fitillerini çekeceğiz. Evet, şu şekilde biraz biraz erimeye başladıkça fitilleri çekebilirsiniz. İsterseniz yeni fitil kullanabilirsiniz. İsterseniz bu çektiğiniz fitilleri kullanabilirsiniz. Eğer bunları tekrar kullanacaksanız açarak kurutun. Yani aldığınız gibi dağınık bir şekilde değil. Açarak serin, zaten onlar hemen kuruyorlar. Gördüğünüz gibi mumun neredeyse hemen hemen hepsi eridi. Son kalan fitilimizi de aldık. Düz bir şekilde serdik. Burada dediğim gibi eğer fitil, yani mumlarınız küçükse ve fitili uzun çıkmayacaksa ya yeni fitil alacaksınız ya da daha büyük mumlarınız varsa onları eriteceksiniz. Şu şekilde bütün mum eridikten sonra ya bir parça pastel boya atın içerisine ya da şu şekilde satılan mum boyaları var. Bunlar da şöyle yine çöp şişin, kürdanın ucuyla biraz batırıp içine atıyoruz. Bu rengin koyuluğu vesairesi onlar size kalmış. Ya isterseniz beyaz mumu direkt yine aynı şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde renklendirebilirsiniz. İsteyenler içerisine bir parça da esans koyabilirler. Yasemin esansı. Şimdi bu eridi. Buradaki işlemimiz bitti. Ben burada farklı farklı kavanozlar çıkardım. Mumun içerisinden çıkardığım fitilleri düz bir şekilde koyduğum için bu şekilde sertleşti. Ya da şu şekilde fitillerde satın alabilirsiniz. Mumu altıyla beraber getirmeliyim çünkü hemen donabilir ama bunun sıcaklığı devam ettiği sürece mum donmaz. Kaynayıp o erime esnasında ya şu fitilleri kullanacaksınız ya da şu şekilde dediğim gibi fitillerden var, onlardan satın alacaksınız. Şu aşağı kısmına şöyle hafifçe silikonla durduracağız inşallah. Şöyle batıralım ortasına. Ve dik olmasını sağlayabilmek için ya başka bir fitil ya da çöp şiş, kürdan yardımıyla tutabilirsiniz. Veya da şu şekilde bir aparat var. Ama bu her evde olmadığı için bunu kullanmadım şimdi. Daha sonra mumumuzu diğer fitillere değdirmeden dikkatli bir şekilde döküyoruz. Ve kuruyana kadar şöyle sizlere göstereyim. Kuruyana kadar bunu bu şekilde biraz bekliyoruz. Mumumuz kururken bu esnada bir parça şöyle yasemin esansından koyduk. Ve iyice kurumasını bekliyoruz. Cezveyi sıcak su ve tel yardımıyla temizleyebilirsiniz. Kırık mumlarınız ve diğer küçük mumlarınızı da ilave ederek devam ediyoruz. Yine aynı işlem uygulanacak. Yine diğer benmari usullerinde olduğu gibi içerisine su geçmemesine, su kaçmamasına dikkat etmeliyiz. Ve şu şekilde erimelerini bekliyoruz. Tabi dilersek istersek hepsi, yani başka mum varsa bunları da aynı anda koyabiliriz. Yine aynı şekilde fitilimizin ucunu azıcık silikonluyoruz.
silikon tabancamız yoksa da yani şu şekilde durdurun ve onu sabitlemeye çalışın. Evet, şu şekilde. Daha sonra tekrardan mumumuzu ilave ediyoruz. Dökerken hepsini birden bir anda dökmeyin. Çünkü bu defa kenarlara bulaşıp mum hemen orada kuruyabiliyor. Şu şekilde. Evet, mumlarımız hazır. Fitillerini sizler dilediğiniz uzunlukta kesip mumlarınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi renklendirme için illaki mum boyasına gerek yok. Biz bunu yaparken pastel boyayla yapıyorduk. Şimdi mum boyası var. Hangisi sizin kolayınıza gelirse, hangisi elinizin altındaysa onunla yaparsınız. Küçük mumlarınızı birleştirerek daha zarif bir hale sokabilirsiniz. Kırık mumlarınızı atmayın. Biriktirin, bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Ve aynı zamanda eski mumlarınızı da yine bu şekilde daha güzel bir şekle dönüştürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.